Kanal Ekonomi'den merhabalar sayın seyirciler. Bir para konuşalım daha sizlerle birlikteyiz. Ee, inovatif bir gün. Bugün İnovasyon Haftası başlıyor Türkiye. İnovasyon Haftası Türkiye Ticaretler Meclisi'nin düzenlediği Ekonomi Bakanlığı'nda beraber. Bakalım inovasyon yapı yapa inovatif ürünler üretebilecek miyiz? Ee, tabii bugün EKK kararları da açıklanacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları. Bizim e, konuşacağımız konular da biraz bunun üzerine açıkçası. E, malum e, dolar gündemde. 3 e, 60'a dayanarak rekor kırdı. Avro 3.80'i açtı Şimdi Şu günlerde biraz aşağı doğru eğimli fakat e, tekrar ne, ne zaman dövizin ateşini yükseleceği bilinmiyor. E, tam bu ortamda kamu ihallerinde TL'ye geçilmesi söz konusu gündeme geldi. Asgari ücret meselesi var. E, geçen programda dile getirmiştik. Çok çok önemli mesele. Yeni gelişmeler var o cephede. E, tabii Amerikan seçimleri ve yarattığı etkiler, e, küresel piyasalar bizi etkilemesi... E, en son olarak da özel bir durum var. Tanıtım grupları, ihracatçıların tanıtım grupları kapatılıyor ve tek çöz altında toplanıyor. Düzenleme komisyondan geçti. Bakalım mecliste de yasalaşıp geçecek mi? İhracatçıların da buna tepkisi var. Bu konuları konuşacağız. Konuğum Dünya Gazetesi'nden Reel Sektör Muhabiri arkadaşımız Sercan Akıncı olacak. Birazdan para konuşalımla sizlerle birlikteyiz. <laughs> Para konuşalım da ilk olarak dolarla başlıyoruz. Bu doların ateşi düşecek mi? Bu döviz da daha cebimizde ne kadar yakacak? Konuğum Sercan Akıncı. Sevgili Sercan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Sercan bir türlü şey olmuyor piyasa, soğumuyor piyasalar. Biz de böyle gazeteciler olarak biraz özel konulara yönelelim. Evet. Özel haberlerle uğraşalım. Gündem o kadar yoğun ki onu ona koşturmaktan, buna koşturmaktan açıkçası. Ee, ...özel haberlere vakit ayıramaz hale geldik. Ee, katılıyor musun bana? Kesinlikle öyle. Yani zaten sadece doların yükselişini ve düşüşünü izleyen bir insan... ...başka bir şeye fırsat bulamaz hale geldi. Son bir ayda özellikle. Ekim'den ee, bu yana ciddi bir sarsıntı tabii, var. Kesinlikle öyle. Yani dolar 2.90'lardayken bir anda bir pik yaptı. 3.60'a kadar önünü kesemedik. Hı hı. Ee, aslında son dönemlerin belki Türkiye'de üretilmiş en iyi projesi... Ee, dolarını bozdur, TL'ye geç ya da altına geç konusu vardı. Hatta bir sürü şey düzenlendi, kampanya düzenlendi biliyorsunuz. Serçen burada şeyi soracağım. Senin taksici vardı yani döviz alan, dövize yatırım yapan filan. 15 Temmuz sonrası konuştuğumuzda. Altın mı almışsın, ne yapmış gibi? <laughs> Görüşebildin mi? Bir daha görüşebilirsem soracağım onu. <gülüyor> Belki <gülüyor> o da altına geçmiştir dövizlerini bozdur ben. He? Yani herkes için aynı etkiyi yap, yapmasını bekleyemeyiz tabii bu kampanyanın ama ee, Türkiye'nin tamamına baktığımızda özellikle küçük esnaf tarafında bu. Büyükleri bir kenara ayırmak lazım. Oraya birazdan geliriz. Küçük esnaf tarafında gerçekten muhteşem kampanyalar var. Ya yani bu konuya inanmışlar. Bir adanmışlık var. Ve işte 300 dolarını getirene saç sakal tıraş bedava gibi ha, güzel. kampanyalar var Türkiye'deki. Bütün gazetelerde de çıktı bu iki gün önce. Ee, güzel kampanyalar düzenleniyor. Sahte makbuzlar kesiliyor galiba. E, o da güzel bir ticaret kapısı oldu e, fırsatçılar için. Bunun önünün kesinlikle alınması lazım. 5 liraya adam makbuz kesiyor. Evet. E, üstüne istediğin parayı yazıyorsun. Gidiyorsun işte e, 4 metrekare halı alıyorsun mesela Doğru. 5 liraya. Güzel. Yani bunların biraz da herhalde bizim e, yapımıza uygun bir şey bu herhalde. Bir döviz bozdurma ekonomisi oluştu diyebilir miyiz? Sadece döviz bozdurma ekonomisi değil bir de onun farklı şeyleri de oluşturuldu. Alt ekonomileri de oluşturuldu. Evet. evet bir Kayıt dışı da var. Kayıt dışı da var evet. <laughs> Kayda geçmeden kayıt dışı yapıyoruz diyorsun. Ama 5 lira 5 lira geçiyor o da ekonomiye kazandırılmış oluyor döngünün içinde. Sercan tabii şimdi bakınca biraz önce de içeride konuşuyorduk. Yani Fed Başkanı Ben Bernanke'nin o 2013'ün Mayıs'ında verdiği şeyle beraber tepring. Hani bu parasal genişlemeyi bitireceğiz, geri çekileceğiz. E, açıklamasıyla beraber aslında e, dolar tüm dünyada ciddi şekilde değer kazanmaya başladı. Hı, hı. E, Son rakamlara bakınca hani o 3.59'dan 3, 3.55 ben aldım. Oradan hesaplayınca Türk lirası 3,5 yılda aldım derken Yanlış olması yok. Orada. hani referans aldım ha, anlamında. Ben tamam. döviz kullanmıyorum. Yani ancak yurtdışına çıkacağımız zaman döviz alıyorum. Ben kesinlikle benim dün Adnan Balin'de söylediği gibi benim gelirim TL ile, harcamalarım TL ile. bugüne kadar 30 yıllık dedi bankacıyım dedi. İşte hazine kökenliyim dedi. Hiç döviz tutmadım. Tasarrufum olmadı dedi. Valla ben de dört 4,5 yıllık gazeteciyim. İşte hiçbir zamana kadar döviz tutmadım. Hani çalışma hayatında da 10 yıldan böyle çalışma hayatında hiçbir zaman döviz tutmadım. Sen ya tuttun mu bilmiyorum. Bugünlerde kime sorarsanız sorun hiç kimsenin dövizi yoktur zaten. Değil mi? Çünkü yani şu anda bozduruyorlar Tabii bozdurduk der. ya da hiç kullanmıyorum ben TL'ciyim der. Ya ben gerçekten <laughs> öyle. E şunu söyleyecektim yani o, üç 3,5 yılda Türk lirası dolar karşısında %49 değer kaybetti. Devoli oldu. Yani cebinizde 100 liranız varsa bunu 49 lirası gitti arkadaş. 51 liraya kaldı geriye. 3,5 yılda. Ya tam olarak aynı şeyi söyleyemem. Dolar karşısında. Çünkü, e, dolar karşısında evet. Tabii dolar doğru. karşısında diyorum. Ama son dönemde şöyle bir e, handikap var e, Sercan. Şimdi herkes döviz bu dolar bozduruyor, avro bozduruyor ama Hı -hı. Türk Lirası yalnızca dolara ve avroya karşı değer kaybetmedi biliyorsun. Yani Çin Yuan'ına karşı da %14,5 ee, rubleye karşı %15. İçin daha da garibi Suriye lirasına karşı %10. İran riyaline karşı bile yani değer kaybetti. Yani bütün para birimlerine karşı Türkiye'nin Türk lirasının evet. bir erimesi söz konusu. Yani Türk lirasının sahibi yok arkadaşlar. Yani kim sahip çıkacak bu Türk lirasına? Niye böyle oldu? Şimdi niye böyle olduğunu sen anlat. Veya bunun etkileri değer, ne olacak? E, niyesinden ziyade bunun için atılan adımları söyleyeyim ben. Ee, onun üzerine konuşayım. Şimdi finans kökenli olmadığım için bunun nedenlerini... Ne kadar tartışsam da benim için sığ kalacak. Benim işte bilgiler sığ kalacak. E, finans kesimi zaten bakınca biri alıyor, öbürü satıyor, birinin evet. cebinden birine giriyor falan filan ama sen reel sektörü takip ediyorsun. Ama esas para reel sektörün cebine çıkıyor ve reel sektörü vuracak. Doğru. Olur. Ama reel sektörü de e, bu şeye kanalize eden finans sektörü. Evet. O yüzden e, ben sadece şu anda gördüğüm reel sektör tarafından TL'nin güçlendirilmesine dönük Hı. adımları söyleyeyim. Güzel. Mesela Rusya ile ticaretin. E, yerel para birimleriyle yapılması. yapılması. İran'la ticaretin yerel para birimleriyle yapılması. Bu o kadar önemli bir mevzu ki aslında. Çin de gene gündeme geliyor. Çin de geliyor. Ya biraz daha herhalde bu e, ilk programımızda söylemiştik. Hani sırtımızı Şangay'a yaslayıp yüzümüzü batıya dönelim. Evet. E, biraz herhalde yan döndük. Sırtımız yine şeydi ama gözümüz Şangay'da gibi hmm. oldu. Şangay bu ülkelerin... işte gözü oynaşta gibi oldu biraz Sercan ama. <laughs> Yani teşbikte <laughs> hata olmaz ne Değil diyeyim. Mi? Tamam. Ee, biraz daha Şangay ülkeleriyle e, daha yakın ilişkiler kurmaya ve onlar üzerinden TL'yi biraz daha güçlendirmeye dönük çalışmalar yapılıyor. Geri Şangay'da geliyor. da şöyle bir durum var. Yani biliyorsun Şangay'ın en güçlü ülkesi Rusya ve Çin. Tabi Hindistan'da var içerisinde ama Hindistan'da bizim ticaretimiz o kadar yüksek değil. Fakat Rusya ve Çin'le biliyorsun en büyük ilk 5 ticaret ortağımız arasında yer alıyorlar. Hı hı. Ve iki ülkeye de ciddi açık, kamu açık, şey, dış ticaret açıkları veriyoruz. Evet. Yani Çin'e karşı aşağı yukarı 20 milyar dolar. Bir Rusya'ya da bir 18-20 var o kadar. Yani bu ülkeler çok büyük aslında dış ticaret açığımızın büyük kısmını bu ülkelere veriyoruz biz. Hı hı. Denge yok. Ama ya şimdi şöyle bir şey var. Rusya pazarına baktığınızda Rusya'dan en fazla aldığımız şey enerji. Evet. Çin özelinde düşünürsen, geliyor biraz. Türkiye dışındaki, daha doğrusu dünyada birkaç ülke dışında Çinle açık vermeyen ülke de yok. Yok, doğru. Yani Çin ve Rusya aslında biraz daha Türkiye konusunda o e, genelin dışında tutulması Hı -hı. gereken ülkeler. Yani bir yerden enerji alıyorsun, evet. mecbursun Tabii. bu enerjiyi almaya. Ee, Ama şey diyemeyiz mi? miyiz yani Rusya'ya kardeşim bak ben senden bu kadar enerji alıyorum mecburum e sen de benden bir şeyler al da bunu biraz kapatalım yani dışarıdan zaten, al, benden al diye zaten öyle oluyordu <laughs> yani şu uçak krizine kadar uçak düşürme krizine kadar Türkiye'nin Rusya'da gerçekten çok sağlam şekilde ilerlemesi vardı ben şöyle baktım bir e, rakamlara e, Sercan e, aşağı yukarı 3 milyar filan 3,5 milyar diyelim e, Rusya'yla hadi iyi dönemde 4 milyara filan çıkabiliyor ihracatımız <laughs> yakın zamanda çıkmış 3,5-4 milyar turist geliyor biliyorsun 4 evet. milyar. Bunların harcamalarına kıyaslayınca bir aşağı iki, 2,5 milyar da oradan geliyor. Hı aslında hı. Rusya hani Rusya'dan yaptığımız ihracat turistle ihracat saymamız gerekiyor Altı gerekir. 6,5 milyarlık bir şey var. Şimdi bunu İyi, belki 10'a çıkarsak, 20'ye çıkarsak o açı biraz daha herhalde bir Hayır, zaten çıkacaktı düşün. zaten o. <laughs> o e, olay oraya doğru seyrediyordu. Uçak krizi de aslında reelden bakınca hani bu TL'nin bu kadar böyle Merhaba e, olup paramparça olmasının nedenlerinden bir tanesi aslında bu realdeki yansımaların kötü yansımaların sonucu mu? Ya sadece ona bağlayamazsın. Hı hı. Hani Rusya pazarına sadece bağlayamazsın. Rusya açısından evet onu tabii. Ee, oraya bağlayamazsın. <laughs> hı hı. Çünkü Rusya sadece, benim şu anda anlattıklarım sadece Rusya pazarı özelinde, evet, Rusya özelinde. E, gelişen olaylardı. Ee, Rusya ile bizim evet açığımız sürecek. Bunların e, belki 10 yıl sonra da Rusya ile sürecek ama şöyle bir mevzu var. E, bütün özellikle tekstilci iş adamları da evet. bunu savunuyorlar artık Türkiye pazarı bir de ulaştı. Anladım. Mağaza konusunda. İç pazar, tekstilde. kendi satış konusunda. Şimdi atıyorum bir tane firma A AVM'sinde bir mağazası varken B AVM'sinde bir mağaza daha açtığında A ile B aynı firmanın A ile B'deki mağazaları birbirine rakip oluyor. Anladım. Artık Türkiye'de kendi mağazaları arasında rekabet başladı. O yüzden bir doygunluk var firmalarda. Bir de online satış diye bir şey var zaten her o, yerden her yer. Tabii yerden geleceğin yani. artık e, <laughs> e ticaretteki ki e atılacak artık normal ticaret. Bizim elektronik ticaret. O zaman, ticaret ticaret zaman özellikle tekstil ve hazır giyimde Hı -hı. zaten dışı açılmış vaziyetteyiz ama marka olarak da yurtdışında bulunmamız adam adım, adım olarak öyle. Bu lazım diyorsun. Üstelik bir birkaç firma yapıyor. Damat yapıyor bildiğim kadarıyla. Kiolu bir aşağı kadar var. Kiyılı, damat, da şimdi Damat, Esva geçiyor. Ee, sonra Koton. Koton var evet. Yani Çok fazla firma var. Kolezyon falan da var. Ee, aynı zamanda inşaat şirketleri de öyle. Tabii Ama aynen. mağazacılık konusunda. Ee, muhtemelen dünya üzerinde Türkiye'den sonra Türk mağazalarının kendilerine rakip oldukları hı hı. ikinci pazar Rusya olacak. Ha, Güzel. Ee, buraya doğru da gidiyordu iş. İşte uçak krizi oldu. Biraz geri çekildi. Ee, Birçok firma orada kapandı. Şu, kalanlar... O şeye dayanabilenler, mali yapısı güçlü olanlar, Rusya pazarında bugüne kadar kendisini idame ettirebilenler için artık işler yavaş yavaş açılıyor. Fakat şöyle bir şey var: ee, Rusya son 4-5 yıldır ekonomik olarak çok fazla büyüyemiyordu. O da sarsıldı çünkü petrol fiyatlarının evet. birden düşmesinden tuttaymış ambargolar öyle. vesaire. Kesinlikle sustamalar. öyle. Ama şimdi 2017 için petrol fiyatları da biraz yukarıya çıkmaya başladı. Bir 55'lere falan geldi aşağıda. Evet, sonra. Yani 20'lerde değil en azından Top. artık. Ee, 2017'nin daha iyi geçeceği söyleniyor. Hı. Ve orada kalan Türk firmalar da bundan tabii ki faydalanacak. Yalnız o konuda şunu da uyarayım. Yani Rusya'dan aldığımız olumsuz etki bu sefer artık olumluya dönüyor. Olumluya dönecek, evet. Kaldı ki son ihracat verilerinde de gördük herhalde. Evet. Kayıp %20'ye düşmüştü. %50'lerden %20'ye iyi. Hı hı. Ee, aynı zamanda ikinci bir ayağını da söyleyeyim. Daha sonradan o pek olayına geleceğim. <laughs> ee, Rusya'dan gelen turist... Hı hı. Bir ara kesilmişti şimdi tekrar gelmeye başlayacak. Fakat e, sadece Rusya ile bakmamak lazım buna. Rus turist gelince yanında Avrupalı'yı da bir şekilde sürükleyecek evet. ve o turizmdeki eski canlık bir anda yakalanaması bile en azından ilk adımları atılmış olacak. E, diğer taraftan e, özellikle OPEC, petrol e, ihraç eden ülkeleri uyarmak gerekiyor bu konuda. E, belli dönemlerde petrol fiyatları biliyorsunuz dip yapıyor. Tekrar yükseliyor falan. Ama artık Dünyada iki tane şey var. Birincisi dünyanın en büyük ithalatçısı olan Amerika kaya gazını bulduktan sonra işler değişmeye başlıyor. Biliyorsun dünyanın en büyük petrol ıı, ihraççısı konumuna gelme kapasitesine sahip Amerika Kesinlikle sonunda. öyle. Rusya'nın da var ama Rusya petrolü şey bulmadığı için, niş bulmadığı için gazla daha çok gidiyor. Kesinlikle öyle. Ee, i̇kinci bir mevzu da işte kaya gazının dışında artık yenilenebilir enerjilere, Fosil yakıtlar terk edilerek yenilenebilir enerjilere çok fazla geçiş var. Evet. Ee, daha temiz bir dünya için, çünkü dünyayı gerçekten insanoğlu kendi elleriyle e, yaşanamaz hale getirmek üzereydi. Hı -hı. Bundan dönüşler olacak. Bunun da ilk şeyi fosil yakıtları terk edip ki işte elektrikli araçlar filan en son temsada elektrikli otobüs e, yaptı, onun lansmanını yaptı. Şu anda yollara çıkıyor. Güzel. Üzere. Dün dün yaptılar değil mi? Evet. Temsa'da. Çok iyi. Ee, şimdi bunlar varken, yenilenebilir enerjiler de varken petrol ihraç eden ülkeler 10 yıl belki fiyatları tekrar bir dengede tutabilecekler. Fakat 10 yıl sonra fiyatlar biri daha aşağı inerse artık bu yenilenebilir enerji ve kaya gazı piyasalara entegre olacağı için bir daha o fiyatları toparlayamayacaklar. Onların bir an önce yeni bir ekonomik plan yapmaları gerekiyor. gerekiyor. Yalnız kaya gazında şöyle bir handikap formu da belirtelim. Yani petrol fiyatları elinin altına düştüğü zaman kaya gazı maliyetli olduğu için çıkarmıyorlar. Yani hı hı. kaya gazı çıkartması için Amerika'nın 70'lerde fil olması gerekiyor ama zaten 50'lerde olduğu da hali onların bütçeleri falan sarsılıyor. Evet. Bir de e, bu Bosporus Enerji Club'ın başkanı Mehmet Ölçü bir şey söylemişti, hı hı. bütün ülkeler artık gaz çıkarmaya başlıyor. Rusya'nın daha çok gaz rezervi buluyorlar. Hı hı. E, gülme, anladım ben senin niye güldüğünü. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bütün ülkelerde böyle bir şey var. Rusya pazara giriyor. E, İsrail biliyorsun oyuna dahil oldu. E, de, Cezayir vesaire. Gidiyor. Amerika 2 ay önce Türkiye'ye ilk defa İzmir Limanı'na geldi. Gaz ihraç etti. Yani Amerika ya. Atlantik'in öte tarafından adam sana gaz getiriyor burada. Rusya'dan alırken hı hı. demek ki bir gaz savaşı da başlıyor ve evet. gaz fiyatları da aşağı düşecek. Evet. Yani e, diğer taraftan ama bunun çok e, uzun süreli olacağını düşünmüyorum hı. ben kendi adıma. Dediğim Çünkü gibi. Çünkü yenilenebilir e, olur taraftan öyle Aynen öyle. O 10 yıla <laughs> kadar bütün dünya yenilenebilir enerjide belli bir konuma gelmiş olacak. Ben... E, Kimse de direnemeyecek buna. 2 hafta önce Londra'daydık Sercan. E, giderken sabah erken gittiğimiz için Tabi o Brüksel'den çıktıktan sonra uçakla gidiyorsun filan işte hı hı. İngiltere karasına geçerken o marş denizinde bakıyorsun yani rüzgar tarlaları denizin içerisinde böyle evet yüzlerce adam yapmış. Ya bizde bir tane e, Antalyalı bir arkadaş var e, dalgadan elektrik enerjisi evet. üreten bir tribün yapmıştı hı hı. E, adam birkaç tane ödül de aldı fakat ne oldu şu anda adını sanını duyan kimse yok. Hatta geçenlerde farklı bir olayı da oldu onun. Ee, bir firma ile görüşüyorlar. işe girecek, bunu üretecekler firma ile birlikte ve satışını yapacaklar. Evet. Prototipi götürüyor. Fakat firma e, bu arkadaşı işe almıyor. Prototipe el koyuyor. Bir ortağına gönderiyor. Ortağının e, mağazasında sergilenmeye başlıyor bu. Hırsızlık. Sonradan e, bunu yapan kişi görevden alınmış diye duydum. Eee prototip de geri verilmiş. Yazık yani böyle yani böyle yaparak mı bu ülkenin e, inovatif ürünler üretmesini sağladık? Bir kere bizim anlayışımızda bir inovasyon yapmamız lazım. Yani inovasyon dedikodusunu yapmazdan önce yapmazdan önce mi dikkat çekiyorum Hı -hı. burada? Atıf var anlamışsındır. <gülüyor> <gülüyor> evet söz diğer konuya geçmezden önce diyeyim sana o zaman şu kamu ihalelerinde TL'yi hemen. Ya e, aslında bu nasıl değerlendir? Şey e, kamu ihaleleri bu küçük esnafın dolar bozdur. Sana şunu hediye edeceğim demesin bir başka aya. Evet. Devlet eliyle yapılmış aya. Ee, bugüne kadar niye yapmıyordunuz ya? Şimdi ben onu soruyorum. Ya döviz bozuyor adam. Yani dün gitmiş bir hı. tanesi futbolcu, eski futbolcu 1 milyon dolar bozuyor. İyi kardeşim de sen niye 1 milyon dolar tutuyorsun elinde? Yani o 1 milyon dolarla yani Türkiye'de şey mi yapıyorsun? Kiranı dolarla mı ödüyorsun? Burada Bakkala, senin dün ekmek attığın parasını dolarla mı ödüyorsun. Tweet çok önemli. Senin dün attığın tweet'te işte dolar bozdurup TL'ye sahip çıkıyorum diyenleri masak incelemeyi almalı. Tabi bu yüksek ee, rakamları söylüyorum. Yani küçük tabii, rakam 300-500 neyse. Ya insan. onu ne inceleyeceksin 300-500? Ama şu 1 yani milyon yani. falan 100 bin bilmem ne Neden bu kadar çok döviz tutuyorlar diye. Hatta bir başka ekonomi müdürü abimiz de ona 3.50'den dolar sat kahraman ol gibi bir şey yapmıştı. Cevap yazmıştı. Yani, yani Zaten karını maksimize etmişsin. Döviz satıyorum diye bir millet... Ya kar satışı bunlar zaten. Tabii. O insan için 1 milyon dolar bozduran insan için bu kar satışıdır. Hani gidip bunu kahraman olarak gösteremezsin. Evet. Yani hatta benim için 100 bin dolar bozduran da kar satışı yapmıştır. Ben de şunu anlamıyorum. Şimdi 1 milyon dolar e, evde tutulmaz. Evet. Tutuyor muydu acaba şimdi yastık altında mı tutuyordu 1 milyon doları? Şimdi çünkü 1 milyon dolar yastık altında tutuyorsan Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Yani yastık altında kasalarda tutulan para diyor ihanettir diyor bu ülkeye. E, hakikaten Hı -hı. öyle çünkü para dolaşıma girdi sürece ekonomiye katkı sağlar. Öyle. Evde duran paranın sana ne hayrı var? Öyle, tabii Sana ki. da hayır yok, bana da hayır yok, hiç ülkeye de hayır yok, dünyaya da hayır yok. Şimdi eğer yastık altında tutuyorsa herif o parayı, o 1 milyon doları, zaten bir galabet. Tutmuyorsa, e, şimdi bankada talimat verirsin bankaya, ben dersin dövizimi TL'ye geçiyorum, TL pozisyonuna geçirmek istiyorum. Olayı bitirsin. E, öyle yapmıyor, hani banka tut, alıyor, çekiyor parayı, vezneye götürüyor, şeymiş, şov yapıyor. Evet. İşte, Burada bu da 200 ya kusura bakma yani sen şimdi o kadar yılların futbolcusun ama bu millette enayi yerine koyma yani. Dolar konusu bence yeterli. Yeterli artık, mi? Artık geçelim yani. yani mesaj ben, Ben diye. çünkü sinirim çıkıyor. Dün Tayland da söylüyordu sözcüden <laughs> arkadaşım Tayland. Sence bu dolar konusunda çok sinirlisin. Evet sinirliyim abi. Yani yıllardır dolar biriktir bilmem ne biriktir. Yani Türk lirasını ihanet et. Şimdi bir şey şov yapacağım diye çık ortalıklara millete şey yap yani şaklabanlık yap. Böyle bir şey var mı ya? Dolar konusunda yeni konuda da farklı bir şekilde değineceğim ben. Asgari ücret. Evet. Şimdi Aldı götürdü. Asgari ücrette ee... Kendi düşüncelerimi söyleyeyim, nacizane fikirlerimdir. Katılan olur, katılmayan olur. Ee, şimdi iki taraf var. 1600 olmalı mı sence? 1600 Şu şöyle olmalı. Şimdi oraya geleceğim. Olmalı ama şöyle olmalı. Ee, ya da olabilir. Olmalı demeyeyim, olabilir diyeyim. Hı -hı. Asgari ücrete son yapılan zam gerçekten sanayiciye büyük bir yük oldu. Bunu hepimiz kabul etmek zorundayız. Fakat o yükü devlet verdiği destekle birazcık aşağıya çekti. Evet. Birazını karşıladı. Ve bu destekler 2017'de de devam edecek. Onu devam ettirme kararı Devam ettirecekler. evet. Hı hı. E, fakat 1600 olursa o 100 liralık, 110 liralık destek sanayiciyi kurtaracak mı? Şüpheli bir durum. Anladım. E, şunu kabul etmek lazım. Türkiye'ye 2017 yılında muhtemel bir kriz vurabilir. Şu anda adı konulmamış bir kriz var. Zaten e, kriz demediğin sürece gerekli önlemleri alamıyorsun ve düzelemiyorsun sürekli. E, krize yazan bir durum var Türkiye'de. Öyle gidiyoruz. Bir durum tespiti adını koymak lazım ki bu çözümü, kere... reçeteyi yazalım bilelim. Nasıl? adama şimdi hastayım diyor. Adam gidiyor doktora. Doktor diyor şu var, bu var, bu var ama ismini koymuyor, tamam mı? Hı -hı. E desek ki şu var ve şu tedavi. Bitti. Ama bu bizim Türkiye öyle galiba abi. Evet, yani kararsız şu anda... bir doktorun elindeki hasta gibi miyiz? E, ertelen ertelenmiş bir tanı dönemi var. Anladım. E, tedaviye geçemiyoruz o yüzden. E, tanı uzadıkça acaba e, vücut kendini iyileştiriyor mu dönem dönem? Yoksa evet. e, iyileştiriyor gibi görünüp de daha büyük sıkıntılarıma yol açacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. şimdi Bu koşullarda asgari ücret. Bu koşullarda asgari ücreti arttırdın diyelim. Ertelenmiş ol, olan krizi geri çağırabilir. Ya. Neden? Şimdi 2016 2015 geçtikten sonra ne dedik? 2019'a kadar seçim yok. rahat. Evet. Esasen durum öyle değildi. Şimdi 2016'yı geçirdik. Kör topal atlattık. Seçim olmadı daha kötü darbe girişimi oldu. Bunu da atlattık. Ee, sanayici, halk, devlet hepsi el ele ee, gerçekten işleri koşturdu. Fakat hiç e, hesapta olmayan Trump seçildi. Evet. Onun öncesinde ee, bir hain FETÖ'nün hain darbe girişimi var zaten. Onu zaten Abi. şey yaptım. Ee, Trump seçildi. O, onun üzerine şey yaptık aslında. Türkiye... Darbe girişiminden sonra üstündeki ölü toprağını atmıştı. Evet. Bir bir heyecan vardı, değil mi heyecan yani? Heyecan vardı, vardı ve işte ilk bir haftada %30'luk bir ihracat artışım vardı. Tam olarak rakamı bilmiyorum, evet. yanlış olmasın. Yükseldi bir haftalık ya. süreçte çok sağlam şekilde herkes işine bağlandı. Fakat sonrasında Trump'ın seçilmesiyle birlikte Kasım ayında şöyle bir durum oldu. Dünya politikalarında korumacılık artıyor. Trump da bu korumacılığı en katı şekilde yansıtacağını savunuyor. Yani Efekt bugüne kadar faiz arttırıyor. ticareti serbestleştirelim diyen Amerika yani bütün evet. o şeyin başını çeken Amerika. Ama bana serbest olsun tabii. diyor. Şimdi anda. Tamamen, e, şeyi tabii. Şimdi tamamen korumacı şeyin blokun başını çekmeye başladı kesinlikle tabii. öyle. Şimdi buradan askeri ücret konusuna e, geçtiğimizde. Şimdi 2015'e geçtik. Krizleri şey Hı. yapıyoruz. 2016'yı darbe girişimiyle Trump da atlattık. 2017'ye geliyoruz. Şimdi 2017'de kesinlikle bir referandum var artık. Bu kaçınılmaz. Hı. 23 Nisan gibi e, şeyler çıkıyor. Tarihler çıktı ortaya. Yeni Şafak gazetesinin evet. ortaya attığı bir şey. 23 Nisan'da çok e, sıkıntılı bir tarih gibi görünüyor aslında ama e, şimdi 2017'de bu seçim var. Artı bir de diğer bir konusu var. Esasen 2017 ve 2018 iş dünyasının iki seçim yılı. Ha. Sanayi odalarında, ticaret odalarında, topta, e, ihracatçı birliklerinde, timde, her yerde seçim olacak. Koltuklar değişiyor. Ve Heyecan. büyük ihtimalle, müsiyat da öyle. Yani büyük kurumlarda bütün hepsinde değişecek. Siyata bir tek müsiyat değişmeyecek gibi. E, tabii yani seçime gidiyor da, seçime gidiyor değişmeyecek. da değişmeyecek. Onu yazdık zaten. Evet. E, Can Senem'le yola devam. Bir yıl daha yola devam edecekler. Evet Söyle. öyle görünüyor. Çalışkan bir başkan bu arada. En sevdiğimiz insanlardan biridir. E, yani kıyaslama Benim. yapmaya tabii. gerek yok ama gerçekten... Son dönemlerde herhalde Tüs yatı e, farklı böyle, bir vizyonla. Kesinlikle öyle. İktidarlarla siyasi tartışmalara girmeden. Tam onu söyleyecektim. Doğru Değil kelimeyi mi? bulamadım. Sıkıntı Hı. olmasın diye sana bıraktım. Değil İyi de. buldun. Şimdi 2017'de seçimler olduk olurken yani bizim için ilk seçimler şeyde sınıf başkanlığında başlıyor ya. Evet. O günden sonra herkes bir koltuk derdine kapılıyor ve diğer şeyleri unutuyor. Şimdi şu anda da var yani şimdiden 2018'de kimse seçim seçmezdi, için... beni sınıf seçmezdi öğretmen yapardı. Ha sen atanmış oluyordun, atanmış <laughs> başkan <teknolojiyat> oluyordun. Evet, teknokrat oluyordun. E o da güzel. Biraz e, farklı bir yönetim anlayışı var bu evet. sınıfta. <laughs> e, bunların ışığında şimdi zaten işler duracak. E, konu biraz dağıldı gibi oldu ama işler duracak bu şeyde, seçim dönemlerinde. Kendileri, kendileri için e, biraz Öngörlemez. iş dünyası çalışacak. Tabii. Ee, sen bu dönemde bir de üzerine asgari ücretin yükünü bindirdiğinde yeni yükünü bindirdiğinde iş dünyası tamamen çıkmaz sokağa girmiş Sercan olabilir. Sercan zaten onun etkisini görmüştük ya biliyorsun 1300 olsa bu evet. arada asgari ücretin artmasına falan karşıyayız ama da söyleyeyim kesinlikle yani ama ben asgari ücretle insan çalışılmasına karşıyım kardeşim bu ülkede hı hı. yani asgari ücret minimum aşık sınırında insan çalıştırmak ya aşık sınırının bile altında kalıyor zaten rakam. Evet. Ya yani bu bu o ücretlemek bunun altında adam çalıştırmayın demek. Ama bizim de on onda adam çalıştırıyorlar. Ama Sanki orada ee, çalıştırın gibi algılanıyor. Şöyle de bir şey var. Orada da işte asgari ücret belirlediğinde o yoksulluk sınırı yukarıya çıkıyor. Evet. Neden? Asgari ücret arttıkça enflasyon da Hı -hı. artıyor. Yeni dengeler oluşuyor. Bu bir kısır döngüye Hı -hı. şey yapıyor. Ee, şimdi ben asgari ücret için bu yıl şunu öneriyorum. İşverenler yüzde sıfır dedi. Hı hı. İşçi tarafından da bir taraf 1600, bir taraf 2000 lira istedi. 2000 lira bir kere hayal. Yok canım var. Ama Başbakan, e, pardon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1600 lira için mütevazi bir rakam dedi. Mütevazi. Ekonomi Bakanı da e, fazla hayalperest oluyorlar gibi bir şey etmiş galiba. Ee, yani biraz şeyde Kendi aralarında da çatışma var. Ben şunu öneriyorum. Bana kalırsa bu yıl. Evet belli bir ücret belirlensin arkadaş. Hı hı. Mesela atıyorum ki 2017'nin ücreti 1600 lira denilsin. Hı hı. Fakat e, bunun şöyle sıkıntıları var. O çıkmaz sokağa iterse bize bin, e, 1600 lira ücret alacağım diye 1 milyon 600 bin kişi işinden İşini olmasın. İşini kaybedersin. Arkadaşlar. tabii. Canım. O kriz vurursa 1 milyon 600 bin kişi işinden de olabilir. Hani bu verdiğim rakam afaki bir şey ama hı hı. yani olabilir. Bunlar gerçekleşebilecek şeyler. Var. ki 2002'de yaşadık bunu. Biliyorsunuz yazar kasalar atıldı Başbakanın ben önüne. Ben de onu diyorum. Toplumumuz herhalde alıştı bu krizleri atlatmaya. Artık böyle feveran etmiyor da bir şekilde. Yok daha kritik da anlamıyla vurmadı. Bunun da 2002'deki atlatırız diyor gibi gibi vurmadı daha. Daha o, o yüzden. kriz diyemeyiz aslında o çünkü hala para bir şekilde dönüyor. Evet. Çeklerle bir şekilde dönüyor tabii, sistem. Tabii, tabii, hani tabii, tabii. bir şekilde kiralarımızı, <laughs> faturalarımızı ödeyebiliyoruz. Çark durumu çark yavaşlamış ama çark durmadı. Çark dursa evet. herhalde onu yaşarız. Evet. Sercan bu açıdan önemli asgari ücret dedin. Yani ee, yüksek bir asgari ücret artışı hepimiz hı hı. isteriz ama şu koşullarda aslında o sanayicinin işi çıkarmasına gitmesi neden söylüyorum. olabilir diyorsun. 2017 için hı hı. gerekiyorsa 1600, gerekiyorsa 1500, gerekiyorsa 1700 ücret belirlensin. Fakat bu ücret 2017 yılı içinde işçiye yansıtılmasın. 2018'e kadar bir bekle, verene, bir ara dönem beklensin diyorsun. Hayır bu yansıtıldı. Bak işçinin hakkı 1600 lira diye hı hı. ve aldığı 2017 için ücreti 1600 lira olarak kabul edilsin. Fakat 2018 şey olduğunda bu yansıtılmayacak ya bu yıl Hı. 1300'den devam edecek asgari ücret. 2018 yılı asgari ücret görüşmeleri yapılırken 1600 lira üzerinden görüşürsün. Anladım. Yani şimdiden e, verilmeyen bir zam yapılsın. Hı. 2018'de de bunu garanti altına alırsın. Değişik bir tarz. E, çünkü sen 1300'ü 1600'e çıkartırsan dediğim şeyler sıkıntılar Hı. olabilir. E, iş işçi de işverene bir yıllık bir süre tanımış olacak. ha Burada şöyle bir şey var. İşveren de Evden, onu görüp ona göre projeksiyon. Ona göre. Olur. Aynen öyle. Ona, ona göre, göre kendisini hazır, bak, hazırlayacak. Bakın yüksek yapacağız ona göre. Yani bak şu anda 1600 olması lazım. Hı hı. Sana bir yıl işçin 300 liralık destek veriyor. Bir hı. yıl boyunca, 12 ay boyunca sana işçin 300 liralık destek hı hı. veriyor. Kaç kişi çalıştırıyorsan o kadar destek almış olacaksın. Devletin dışında denilsin. İşveren de ona göre bir yıl içinde işlerini toparlasın. Tabii buna sendikaların da ikna alması gerekiyor. Kesinlikle olmayabilir. Amerikan olmaya seçimlerine gidelim. biraz değindik. O konuyu biraz atlıyorum. Son iki dakikamız Sercan. Şu hı hı. tanıtım grupları meselesine değinelim diyorum. Sunuşta da söyledim. Ee, malum ihracatçı birliklerinin kurduğu tanıtım grupları vardı. Bunlar bakanlığa gitmişlerdi, önerilerde bulunmuşlardı. Bakanlık kabul etmişti zamanında tanıtım grupları. işte fındık tanıtım grubu, şekerli ürünler tanıtım grubu vardı. Ee, un tanıtım grubu vardı başka da var. Yağ, zeytinyağı tanıtım grubu var. Bakliyat tanıtım grubu var. Bir sürü tanıtım grupları vardı. Yani böyle stratejik sektörlerde dediğimiz. Hani Türkiye'nin kendine dünyayı anlatması. Daha çok katma değeri içeride olan ürünler bunlar bu arada. Otomatik tanıtım grubuna gerek yok zaten. Tabii ki. Montaj sanayi falan filan bilmem Bize ne ama. Bize tanıtıyorlar onu zaten. Ama ha hubat uh, bilmem ne de deyince, şeker deyince kendini ürettin. Yüzde yüz yani katma Hı -hı. değeri yüzde yüz içeride olan ürünler. Bunların tanıtım grupları vardı. Güzel. Ee, bu tanıtım grupları ani bir kararla eee Geçen önceki hafta komisyondan Öncelikle. geçti. Biz de Sercan'la yazdık, Hem o Aydın, Dünya'da yazdı, ben Aydınlık'ta yazdım. Tek bir tanıtım grubu altında toplanıyor. Türkiye Tanıtım Grubu diye. E tabii burada birikmiş bir para var. 250-300 milyon TL gibi. E, bu da havuza gidiyor. E, benim esas öğrendiğim kadarıyla biraz devlet bu paraya gözünü dikmiş. Hani oradan o parayı alalım falan filan gibi anladığım kadarıyla. Hmm. Esasen e, benim de ilk düşündüğüm acaba 300 milyon lira için midir ama dedim ama Başka bir şey var o zaman. Sonradan yani 300 milyon lira içinde böyle bir şey yapılacağını hmm. sanmıyorum ben açıkçası. Orada bir şey var yani hem TİM'e bağlandı hem Ekonomi Bakanlığı'na bağlandı. Hatta gelen önergede top gibi bir kamu niteliği de olsun denmiş. Yani atamaları hmm. falan kamu yapsın bilmem ne daha değişik bir şey getirilmiş. Belki seçimlerin etkisi olabilir ama iş dünyasındaki seçimlerin etkisi olabilir. Olabilir. Ee, tabi oralar çizik yemişler. Ben de komisyon başkanı Ziya Bey ile Londra'da beraberdik Ziya Altun Yıldız'da. Kendisine durumu iletim dedim yani sayın vekilim ilaçlara sormadan böyle bir şey yapmışsınız. Adamlar tepki duyuyorlar. O da şaşırdı tabii. Yani ha, falan filan dedi. Belki düzeltiler bilmiyoruz. Ama belki devletin o da yapacağı doğrudur. Belki tek tanıtım grubu doğrudur Selcan. Yani olabilir. Konuştuğumuz tepki gösteren ilaçlar da bunu söylüyor. Devletin belki yaptığı doğrudur diyor. Doğru iyi olacak ama hı hı. insan bize bir sorar. Çünkü bunu kurarken bize sordun e, Yapar şey yapı değişirken niye sormuyorsun? O, orada sana şunu tepkiler sana. geldi? Ee, şu, aynı tepkilerde. Aynı tepkiler aldık. Yani bana sormadan nasıl yaparsın? Yani sen, Türkiye'de Siyasi siyasetçi bürokrat hı hı. bir yerde oturuyor hı hı. kafasına göre bir plan belirliyor hı hı. ve işin erbabına danışmadan bu yolu da adım atıyor sanki evet, Türkiye Sercan. buraya şey yapıyor sürükleniyor Türkiye'nin sıkıntısı da bu zaten Süremizin sonuna geldik böyle toparlamış olalım ee, Sercan dedik ki son olarak ya yani Türkiye'nin sıkıntısı e, işin muhatabına sormadan masa başında iki bürokratta üç bürokratta değil mi katılıyormuşsun Kesinlikle alınan öyle. kararlarla ülkenin yönetiliyor olması yani Merkez'in danışmanlarına bakın. Hepsi reel sektörden gelen insanlar, finans sektöründen gelen insanlar. E bir de bizim danışmanlarımıza bakın. 1 e, dolar bir TL olacak diye milleti speküle eden, dolar düşecek diye milleti speküle eden, e, jöle süren arkadaşlar. E, yayınımızı sonlandırıyoruz burada. Para konuşalım da gelecek hafta birlikte olmak dileğiyle. Umarız krizleri konuşmayız. Umarız doların yükseldiğini konuşmayız ya. Asgari ücretin 2000 liralara çıktığı veya asgari ücretle çalışacak insanımızın kalmadığı daha doğrusu herkesin yüksek refah seviyesinde olduğu bir ekonomiyi konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın.